tweetler atılıyor o sıra. Türkçe bir yazılımcı daha saygı. Türkiye'nin veri tabanı ya da Türkiye'nin kendi programlama dili. O bile çok yani. 80'de bir bile çok. Yani ortamlarda konuşulan konu şu. Kombi tamircisi olalım. Okuduğum dönemde yazılım mühendisliği okuyorum dediğimde ne o edebiyatla ilgili mi falan diye böyle. Herkese merhabalar. Karı Koca Developers kanalının yazılım sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün konumuz sizin de hatırladığınız üzere bir süre evvel 1 milyon istihdam isminde bir proje vardı. Devletin yaptığı bir program vardı. Geçenlerde bizim de aklımıza geldi ne oldu bu programın son hali nedir diye. Bu konu üzerinde biraz araştırma yaptık. Ve aldığımız notlar üzerinden yani resmi kaynaklardan aldığımız notlar üzerinden bugün sizlerle bu konu hakkında konuşmak istiyoruz. Nasılsın Damla? İyiyim. Sen nasılsın Murat? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. aynı evin içinde büyümüşüz gibi. Aynen. Murat'ın da demiş olduğu gibi 1 milyon istihdam projesi vardı. Birçoğunuz hatırlar. Bu proje Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başlattığı bir projeydi. 2020 yılında başlamıştı. Bu da yazılım alanında, daha doğrusu yazılımdan ziyade bilişim teknolojileri alanındaki açığı gidermek amacıyla hani yola çıkılmış bir projeydi. Ama oradaki 1 milyon ifadesi bence yani biraz abartı geliyor bana. Neyse, bunu konuşuruz birazdan. Aslında projenin web sitesini incelediğimiz zaman projenin çıkış amacıyla alakalı biraz ilginç, biraz değişik, biraz da haklı olarak bazı sebeplere denk geldim ben. Aldığımız notlar üzerinden konuşmak gerekirse projenin kendi resmi web sitesinde bu projenin çıkış amacı olarak Damla'nın da az önce bahsettiği gibi bilişim ve teknoloji alanında aslında çok fazla alan var. Yani 7 ana başlık altında 33 farklı alan var. Bunları birazdan konuşuyor olacağız. Bu 33 farklı alanda yetkin insan yetiştirmek ve bunlara istihdam sağlamak. Ama bu projenin neden çıktığına dair bilgiler şöyle. Bilişim teknolojilerinin ülkemizde de hızla gelişmesi ve ülkemizin bu hıza kendi yerel kaynaklarıyla yani kendi insan gücüyle yetişememesinden bahsediyor web sitesinde. Aynı zamanda bir çalışanın yani bilişim teknoloji alanında çalışan bir kişinin bir proje içerisinde birden fazla görevde, birden fazla rolde çalıştığı bilgisi var. Ve benim garibime giden yani bu ne kadar doğru onu bilemiyorum. Bunun hakkında bir istatistik yok elimizde ama 2020 yılı içerisinde bu artan ihtiyacın yerel kaynaklarla yani yerel iş gücüyle sağlanamaması ve yurt dışı kaynaklarından sağlanmaya çalışılmasından bahsediyor aslında. Yani yurt dışından yazılımcı ya da bilişim sektörünün diğer alanlarında çalışan kişileri Türkiye içerisinde istihdam ettiğimizi anlıyorum ben buradan. Ama 2020 yılı içerisinde sektörün içerisinde olan biri olarak açık olarak ben böyle bir şey gözlemlemedim ben açıkçası. Ben de gözlemledim. Hatta tam aksine daha çok yurt dışına bizden insanlar gidiyordu. Hatta en peak yaptığı dönemde 2020'lerin başıydı, bu pandemiden önceki dönemde aslında. Sonrasında zaten böyle yurt dışına çok giden gelen çok fazla duymadım ama o 2020 yılı itibariyle aslında yani Twitter'ı takip ediyorsa birçok kişi görmüştür aslında onu. Hani sürekli işte yurt dışında şu firmada işe başladım başlıklı bir tweetler atılıyordu o sıra. Türkiye bir yazılımcı daha kaybetti. Aynen. O espri çok dönüyordu mesela. Yani burada acaba bizim göremediğimiz yani sektörün içerisinde çalışanız biz sonuçta. Bizim göremediğimiz ama devletin gördüğü fakat burada bahsetmek istediği şey iş gücünün yerel kaynaklarla sağlanması değil de aslında ihtiyacımız olan teknolojilerin, araçların yurt dışı kaynaklarından sağlanması, bu araçları geliştirebilecek olan çalışanların Türkiye içerisinde bulunmamasından mı bahsediyor? O da olabilir. Yani sosyal medyaların hepsi sonuçta Silikon Vadisi'nden çıkma diyebiliyorum ben. O yüzden belki hani sosyal medyalarda çok gündemde olduğu için onların ana ülkesi de hani şey olabilir onlara belki yani teknoloji alanında yerel firmaların kurulması gibi bir amaçla güdülmüş olabilir diye düşünüyorum. Ama 1 milyon istihdam başlığı altında bu açıklama çok da bence mantıklı değil. Evet, yani yeterli bir açıklama. İstihdam başka bir şey. Kişi yetiştirip iş gücü, iş sağlamak o kişilere. Ama şey gibi şimdi Çin'de falan da sosyal medya var ve çok meşhur yani. Belki diğerlerini de geçmiştir. Her ülke aslında
sosyal medya anlamında da olsa, yani veri tabanı olabilir, programlama dili olabilir, sosyal medya olabilir veya o CRM dediğimiz işte hem devlet kurumlarında hem şirketlerin kendi içerisinde, o CRM değildi. ERP miydi? ERP de var. CRM içerik yönetimiydi. Ama evet. Onu da kullanıyorlar. Evet. ERP'yi de kullanıyorlar sonuç olarak. Yani ERP ya da CRM gibi birçok alanda her ülke kendi elinde bir kaynak, kendi elinde bir ürün olmasını ister ve çok haklı. Baktığımız zaman işte Çin kendi elinde bir kaynak olmasını istemişti ve kendi sosyal medyalarını yarattı. Ve hatta yanlış hatırlamıyorsam diğer, yani Amerikan ve Avrupa menşeli sosyal medyaları kendi ülkesinde yasakladığını falan da duymuştum yanlış hatırlamıyorsam. Kaldı ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonrasına baktığımızda ben onu çok merak etmiştim. Neden programlama dilleri sadece Amerika'dan ve çok az, yani kısmi olarak Avrupa'dan çıkıyor? Hiç mi başka bir ülke kendi programlama dilini yaratma konusunda bir girişim mi olmamış diye merak etmiştim. Nitekim Perl dili, yanlış hatırlamıyorsam, Japonya'da üretilen bir dil vardı. Yani demek istediğim kısaca özetçe şu: her ülke teknolojinin de her alanında kendi ürününün olmasına ihtiyaç duyar. Bu çok normaldir. Evet. Böyle bir mantık varsa bu anlaşılabilir, ama 1 milyon istihdam başlığı altında böyle bir açıklama varsa, ya biz net olarak bunu göremedik, çok da mantıklı değil. Mantık üretmeye, yani bir mantıklı yan yakalamaya çalışıyoruz aslında burada. Orada araya gireceğim, sen daha iyi biliyorsundur. Bu hani bankaların veri tabanlarını bir şeyde tutmama gibi, yurt dışı sunucularında tutmama gibi, evet, bir şey çıkmıştı bir ara. Birkaç sene önce. Yani aslında her şeyi yerelleştirme ol, yani her şeyi yerelleştirmeye gidiliyor olduğundan dolayı belki böyle bir ihtiyacı öngörmüş de olabilirler diye ki düşünüyorum. Ki mantıklı olanı da o. Bir süre evvel Amerika ile yine Türkiye niye kavga etmişti hatırlamıyorum da bir çekişme vardı. Mesela bizim aklımıza şey gelmişti. Şimdi GitHub en son Microsoft satın almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Amerikan menşeli bir firma. Yani artık bir gücün elinde. Yarın öbür gün Amerika ile Türkiye arasında bir sürtüşme oldu ve Amerika'nın elinde bu arada çok fazla koz var. Yani sadece GitHub değil de Oracle var, işte Microsoft'un kendi bir sürü veri tabanı altyapısı var, cloud sunucuları var, var da var. Tut ki bunların içerisinden cımbızda GitHub'ı seçelim ve GitHub'ı durdurdu Türkiye'deki kullanımını. Ne yapacağız? Yani o kadar çok proje GitHub'da yer alıyor ki şu anda. Yani CV'lerimizde GitHub'dan linkler veriyoruz, projelerimizi gösteriyoruz, çalışma ortamlarımız GitHub'da. Evet, birçok firma Git sistemini alıp kendi sunucularında barındırarak, lokalize ederek bu sorunu çözüyor ama çözmeyenler de var. Çözmeyen de birçok firma var. Dolayısıyla burada ben şeyin kıymetini daha iyi anlamıştım. Bir ülkenin kendi gücüne, teknoloji alanında kendi gücüne sahip olmasının kıymetini burada daha iyi anlamıştım. Yani Türkiye'nin GitHub'ı, yani Türkiye'nin Git altyapısına sahip bir projesi, Türkiye'nin veri tabanı ya da Türkiye'nin kendi programlama dili gibi. Bence bu amaçlanmış olabilir işte bu projeye İnşallah, gibi. İnşallah, keşke. Ama hani ona ulaşmış mıdır bilemiyorum. Yani Türkiye'nin, Türkiye'deki yönetimde söz hakkı olan kişilerin bu konu hakkında bu kadar bilinçli olduğunu ben pek zannedemiyorum. Yani düşünemiyorum. Çünkü biliyorsun, bulut bulut karıştırmayın o işleri. Yani Türkiye'nin teknoloji bakanıydı değil yani mi o zaman? O zamanlar teknoloji ulaştırma bakanı. Evet. Bulut bulut karıştırmayın, aklınız karışır gibi bir şey vardı. Konuşması vardı. Bu bilişim fazla kafa yorsan sıyırırsın. Kullanacaksın. Nimetlerinden kullanıp, yararlanıp işini göreceksin. Kafayı taktın mı o zaman işin kötü. Çok fazla hikmetine fazla şey yapmamak lazım. Türkiye'de gençlerin, yaşlılardan daha doğrusu yönetimde söz hakkı olan kişilerden çok daha bilinçli, çok daha özverili olduğu kanaatindeyim. Zannediyorum ülkece mutabık kaldığımız konulardan biri de budur. Kesinlikle. Diye düşünüyorum. Konumuza geri dönecek olursak, bu 1 milyon istihdam projesine hem devlet kurumları hem de özel şirketler destekte bulunuyorlar. Hem istihdam konusunda hem de eğitim konusunda. Bunun yanında
isteyen gönüllü kişiler de burada eğitim verebiliyorlar. Bir katılımcı peki nasıl dahil oluyor projeye dersek de ilgili bu 1 milyon istihdamla ilgili web sitesine gittikten sonra kendi özgeçmişimizi oluşturup kaydımızı tamamlıyoruz. Ardından da ilk alınan ve tamamlanması gereken bir eğitim var. Bilgi teknolojilerine giriş eğitimi. Ardından da bu sanırım sonunda bir sınav gibi bir şey yapılıyor ve belli kriterleri karşılayan kişiler de BTK Akademi veya Udemy üzerinden çeşitli eğitimler almaya hak kazanıyorlar. Evet. Bu bahsettiğin seviye belirleme sınavı ilk alınması gereken eğitimden önce mi sonra mı, o bilgiye ben rastlayamadım. Evet, ya aslında belki de ben denk gelmedim muhakkak. Videoyu izleyip hani bu 1 milyon istihdam üzerinden ilerleyen kişiler varsa bize bilgi verebilirler yorumda. Evet. Hani onlar çok daha iyi bilecek. Aynen, dahil olmadığımız için oradaki süreçleri çok bilmiyoruz. Evet. Bundan sonraki aşamada aslında 7 ama yani 7 ana başlık var sitede. Bir tanesinin alt başlığı olmadığı için onu söylesek mi söylemesek mi o tabloyu koyarız ekrana. 6 ya da 7 ana başlık altında tam 33 farklı alanda ki onları tek tek yazmaları benim çok hoşuma gitti. Çünkü hani bu şey var ya, tamam bilişim okuyayım, bilişim sektörüne girmek istiyorum ama ne olacağım konusunda tam da fikrim yok diyenler için aslında oradaki tablo incelenerek neler varmış, işte veri tabanı uzmanlığı, yapay zeka geliştirme uzmanlığı, frontend, full stack gibi hepsini tek tek yazmışlar. Orası çok güzeldi bence. Oradan aslında biraz da ön araştırma için size yardımcı olabilecek bir tablo var kendi web sitesinde. 6 ana başlık altında 33 farklı alan var ve zannediyorum bunların her biri içinde artık eğitimi siz kendiniz seçiyorsunuz alanları dedikten sonra. Sanırım öyle, o şekilde ilerliyor. Eğitimleri aldık, tamamladık. Peki sonrasında ne oluyor? Eğitim alan kursiyere Milli Eğitim Bakanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu bir online sınav düzenleniyor. Ama sonrasında nasıl bir istihdam sağlandığı, neler yapıldığı ile ilgili bir bilgi bulamadık resmi sitesinde. Evet. O yüzden o konuda bir net bir şey söyleyemiyoruz. Hani istihdam nasıl yapılıyor? Hani belki sisteme girenler biliyordur yine aynı şekilde. Hani orada sonuçta o kursun, o eğitimin nasıl işlediğine dair tanıtım videoları vesaire de vardır diye düşünüyorum. Ama biz hani bununla ilgili sitesinde bir veri bulamadık. O yüzden net bir şey de söyleyemiyoruz. Evet. Yani katılım oranları var. Aslında şimdi birazdan onlardan ben bahsederim büyük ihtimal. Projenin kendi web sitesinde tabii en güvendiğimiz kaynak o oluyor doğal olarak. Bazı oranlar var. Oradan istatistiksel bilgileri alabiliyoruz. Tabii bunlar eski kalmış. Şimdi siz de göreceksiniz. Belki projenin bitiş süresi, yani 2023 biteli bir süre olduğu için artık ilgilenmiyorlar mıdır? Gerçi şeye de denk geldim. Yani iki duyuru arasındaki sürenin çok uzun olduğuna da denk geldim. Demek ki 2023 sonrası web site çok da aktif kullanılmıyor gibi bir izlenim uyandırdı bende. Bilmiyorum sizin düşünceleriniz nelerdir. Hızlıca devam edelim. Dediğimiz gibi istihdam, yani ne kadar istihdam sağlandı? Katılan kişi sayısını biliyoruz. Birazdan bahsedeceğiz. Ama bunun yüzde kaçına istihdam sağlandı ve istihdam sağlanma süreci nedir? Kim, kaç kişi, hangi firmalarda yer buldu, iş sahibi oldu? Bu gibi bilgileri sitede göremedik. Diğer bilgilerden bahsedelim. Buradan okuyarak devam etmek istiyorum. Şimdi en son yani sitede benim gördüğüm en son duyurunun tarihi 8. ayın 9'u 2023. Ne kadar geçmiş oluyor? 6-7 ay gibi bir süre geçmiş oluyor. Yani 6 aydır, 7 aydır, yarım yıldır yeni bilgi yok sitede. Bugünün tarihi itibariyle. Yani kaçtayız biz? Seçim zamanı işte. 31 Mart 24 tarihi itibariyle sitedeki en güncel bilgi 6-7 ay öncesine ait ve diyor ki yapay zeka uzmanı yetiştirme programı başlıyor. Bu tabii bunun devamını okumadım, yani program başladı mı devam etti mi falan. Bundan bir önceki tarihe sahip olan duyurunun tarihi ise 6. ayın 14'ü 2023. Eğitim sayısı 527 oldu başlığında ama sitenin ana sayfasındaki güncel bilgilerde eğitim sayısının 545 olduğu yazıyor. Zannederim bu o Udemy Business'ı aldıktan sonra BT Akademi'nin sınırlı kaynaklarının üzerine Udemy gibi böyle çok sayıda eğitim eklenince eğitim sayısı bir anda fırlamış. Aynen. Öyle gibi gördüm. Ondan da bir önceki duyurunun tarihi 3. ayın 17'sine ait. Yani bir yıldan fazla olmuş. Evet, bir yılı geçmiş.
Eğitim alan kişi sayısı 1,5 milyonu geçti diye bir haber var sitede. Ama sitenin ana sayfasındaki güncel veri ise 2.065.404. Burada araya gireyim mi? Hani 1 milyon istihdam diyor. Hani 2 milyonu geçmiş eğitim alan kişisi. Acaba bu onlar için yeterli olduğundan dolayı mı? Hani artık bu veriler de hani eski ya, ilgilenilmiyor acaba? Hani amaç sadece eğitim aldırmak mıydı? Ama projenin adı istihdam. Evet, ama gerçekten 1 milyon kişiye istihdam sağladılar mı? Yani bir de 2 milyonu geçmiş. Evet. Ve sağlayabilecekler mi? Şimdi bu kısma geldik. TÜİK verilerinin konuşması gereken, bizim de bunlar üzerinde yorum yapacağımız kısma geldik. İşin gerçekliği nedir yani? Şimdi proje çok güzel. Önce bundan bahsedelim. Evet. Yani o başındaki sayıyı, 1 milyon sayısını X olarak değiştirin ve projenin varlığını bir hayal edin. Gerçekten bilişim teknolojileri konusu gerçekten kıymetli ve önemli bir konu. Her ülke, her firma, hatta aile için bile artık önemli hale geldi. Ve gerçekten bu konuda devletlerin, firmaların yetişmiş elemana çok ihtiyaçları var. Yetişmekte olan elemana da ihtiyaçları var. Çünkü her yeni işe başlayan kişi potansiyel bir uzmandır aslında. Bir yerde yarı yolda ayrılmayacaksa. Doğal olarak proje tanımı, verdiği hizmet, belki hizmet yani eğitim kalitesi biraz daha arttırılabilir mi? Onu tam yorum yapamayacağım ama belki üniversitelerden hocalarla, yani alanında gerçek anlamda uzman, belli bir kitlenin içerisine girmiş hocaların önderliğinde, bunları tabii web sitesinde göremediğim için böyle söylüyorum. Belki de vardır. Dediğin gibi projeye dahil olan 2 milyon öğrenci varmış. Yani muhakkak biri yorumlarda gelir diye düşünüyorum. Daha eğitim seviyesinin daha üst seviyede tutulduğu bir anlayış, bir yaklaşım olsa güzel olur diye düşünüyorum. Ama onun dışında proje bence güzel. Ama ya üniversite hocalarının çoğunun aslında bilgisi yetersiz bence. Ama o işlerinde yani yeni teknolojilere ayak uyduramıyorlar. Hani birazcık birçoğunun kafası geride kalmış olabiliyor. Hani evet, aralarında çok iyilerde var. Benim okuduğum üniversitede de hani çok iyi hocalarımız vardı. Hani evet, aralarında bile vardı inanılmaz. Ama Sivas'tan geliyorum, merkezden geliyorum. Aradan böyle seçip hani almaları gerekiyor. Her önüne gelen hocayı daha bu hoca deyip almak da orada doğru olmayacaktır. Bu geçen konuştuğumuz konuya dönecek. Şimdi biraz videodan uzaklaşıyoruz ama şimdi öğretmenlik yapıp idealist bir öğretmen olmak istese bile hitap ettiği kitle, yani öğrenci kitlesi ne durumda? Yani evet, o da. Ben hemen çok kısa bir araya gireceğim. Araya gireceğim derken bir anımı anlatacağım. Ben Sivas'ın Gürün ilçesinde üniversiteyi okurken Sivas merkezden bize hocalar gelirdi bazı dersler için. Ve o hocanın bize eğitim veren diğer hocalardan, yani Gürün'deki hocalardan farklı olduğunu anlardın. Çünkü yürüyüş tarzları, seninle konuşma tarzı, soru sorma şekli ve Sivas'ta neler yaptığından, yani merkezdeki okulda neler yaptığından bahsederkenki tavrıyla, ya bu adamda farklı bir şey var. Bizim hocalardan biraz daha üstün bir bakış açısı, bir düşünme şekli olduğunu anlardın. Ve şöyle bir şeyler yaşardım. Benim çok hoşuma giderdi. Ben zaten biraz nispeten de olsa diğer öğrencilere göre teknik donanımla, biraz daha altyapım iyi olarak gittiğim için derslerde de tabii daha ilgiliydim. Daha fazla şey öğrenmek istiyordum. Ve o Sivas merkezden gelen hocalara ben birkaç tane soru sorduğum zaman diğer öğrenciler beni durduruyordu. Ya sen ne yapıyorsun? Ya sınavda sorarsan ne bok yiyeceksin? Yani idealist, iyi bir öğretmen, işini güzel yapmak isteyen, iyi öğrenciler yetiştirmek isteyen bir öğretmen olsan bile hitap ettiğin kitle çok etkili değil mi ya? Çünkü evet, kesinlikle. Fazla nazda aşık usandırır. Bir devam edersin, iki devam edersin, üçüncüde mecburen salla başı al maaşına doğru kaymayacak mı bu? Çok tehlikeli olmakla beraber. Kesinlikle öyle. Ya öğrenciler de hani, ya öğretmenler de aslında karşısındaki kitleyi bildiği için de böyle davranıyor olabilir. Umutsuzlaştırırlar. Evet. Yani. Çünkü göre artık hani zaten bunlar ilgilenmeyecek. Ben hani anlatacağım, anlatayım, çıkayım, maaşımı alayım kafasına girmiş ki olabilirler. Ya çünkü ben sanmıyorum ki hani bir öğretmenin, bir eğitim görevlisinin hani bir şey anlatmak istememe gibi bir şeyi yani yoktur. Sadece karşısındakinin dediğin gibi anlamayacağını ya da bunu dinlemeyeceğini bildiği için yüzeyse anlatıp geçiyorlardır diye düşünüyorum. Ne kadar yazık. Kesinlikle. Yani bizim bunları
konuşmayı bırak, aklımıza bile gelmiyor olması lazım. Öyle bir eğitim refahı isterdim ben, öyle bir... Ya hocam orada işte eğitim sisteminin, aslında konudan çıktık ama birazcık, eğitim sisteminin bence bozukluğundan kaynaklı bir şey var. Çünkü herkes sevdiği, istediği mesleği daha ne olduğunu bile bilmeden, X meslek çok iyi, çok popüler ve çok kazandırıyor dürtüsüyle, hani belli bir ölümlere gittikleri için, senin dediğin o şey olabiliyor. Hani sen niye soruyorsun ki bunu, onu da soracak oluyor. Çünkü o da sadece mezun olup o bir kağıt parçası olan diplomayı alıp gitme derdinde. Hani işini iyi yapma, iyi çekidi öğrenme derdinde değil. Burada da aslında hani eğitimi en baştan kurgulamak gerekiyor. Çocuk ne seviyor, ne öğrenmeye meyilli, neyi daha çok severek yapar aslında anlatmak gerekiyor. Ve meslekler arasındaki bu dengesizliği de çözmek gerekiyor. Hani X meslek daha revaçlı olup daha yüksek maaş almamalı bence. Hepsinin hani en azından birbirine yakın maaşlar olsa, herkese bu hani herkes o zaman sevdiği mesleği yapmak şeyinde kavuşacaklar diye düşünüyorum. Bu da aslında bence ülkeyi çok daha yüksek seviyelere çıkaracak. Yani maaşların aynı seviyede olması doğru mu onu bilemiyorum ama, çünkü onun için farklı birçok kavramı biliyor olmamız lazım. Yani ekonomiyi de biliyor olmamız lazım. Komünizm ne demek, kapitalizm ne demek, birçok şeyi bilerek ona yorum yapabiliriz ama maaşların aynı seviyede olmasına gerek yok diye düşünüyorum. Alım gücünün yüksek olması yeterli diye düşünüyorum. Ya aynı seviyede değil ama böyle arada da uçurumlar olmasa iyi olur bence yani. Hani... Küba diyorsun. Ya bence Küba gibi diyorum. Olalım diyorsun. Anladım. Bilmiyorum, inşallah mı değil, ne diyeyim. Hayırlısı. Hayırlısı. Neyse, devam edelim. Müsaadenle ben burada tabii şeyleri okuyayım. Notlarımızı. Evet, şimdi tekrar konumuzu, asıl videomuzun konusuna dönmemiz gerekirse, en son şey demiştik, yani bu işin gerçekliği nedir? Bunu tartışacaktık. Elimizde TÜİK'ten, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan aldığımız veriler var. Bunların hepsinin linkini video açıklamasına bırakıyor olacağım. Doğal olarak siz de bizim burada zikrettiğimiz sayıların, oranların gerçekliğini TÜİK'in web sitesi üzerinden kontrol edebiliyor olacaksınız. Şimdi projenin 2020'de başladığını, 1 milyon istihdam projesinin 2020'de başladığını ve 2023'te tamamlanmayı amaçlandığını zaten konuşmuştuk. Yani geçtiğimiz sene bu proje tamamlanmış ve 1 milyon kişiyi istihdam ediyor olması gerekiyordu. Gelelim şeylere, TÜİK'ten aldığımız verilere. Nedir bu veriler? Şimdi biliyorsunuz Türkiye nüfusu, çocukluğumuzdan beri aslında buna kulak aşina sayız. Yani haberlerde gördüğümüz üzere her yıl artmakta. Doğal olarak ben 2020 verilerinin az geleceğini düşünerek, hem de projenin 2023'te bitmesi planlandığını da dahil ederek 2023 verilerini, yani en güncel verileri TÜİK'ten aldım. TÜİK'e göre adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin sonucuna göre 2023 yılında ülkemizin nüfusu 85.372.377. TÜİK genç nüfusu 15-24 yaş arası olarak sınıflandırıyor. Biraz ileride tabii bu oranı söyledikten sonra aklınıza şey de gelebilir ki, Damla da söylemişti. Yani sadece 15-24 ile sınırlandırmayalım. Belki 1 milyon istihdam projesine dahil olan 30 yaşında ve biraz da 30 yaşın üstünde vatandaşlarımız da olabilir. Tamam, olabilir. En son bir oran, bir sonuç elde edeceğiz ve onun üstüne bir şeyler ekleyerek konuşmamıza devam edebiliriz. Ama TÜİK'in genç nüfus, yani 15-24 yaş arasındaki ölçtüğü genç nüfus 12.872.039 2023 yılında. Şimdi bu oran orantıyı yaptığımız zaman genç nüfus oranımız %15,09. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Birkaç video evvelinde ben Türkiye'deki genç nüfusun artışından bahsederek yine istihdam hakkında konuşuyorduk ve bir yorum gelmişti. Genç nüfus artışımız durdu, hatta geriye gidiyor diye. O yorumu yapan arkadaşı tebrik ediyorum. Gerçekten doğruymuş. 2007 yılında genç nüfus oranımız %17,4'müş. Şu anda %15,09. Bunu incelediğim haber sitesinde bazı başka oranlar da var. Yani azalma sayısından falan da bahsedilmişti. Ama gerçekten ülkemizin artık genç nüfusu oranlarına baktığımız zaman, TÜİK oran verilerine baktığımız zaman gittikçe azalıyor.
Şimdi buradan neye ulaşacağız? Aslında buradan ulaşmak istediğimiz şey şu. Ülkemizin nüfusu nedir? Genç nüfus nedir? Yani 1 milyon istihdam projesinin potansiyel kursiyeri olabilecek kişi sayısı nedir? Ve en sonunda 1 milyon sayısı, 1 milyon ibaresi gerçeği yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu? Aslında bundan bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi 15-24 yaş arasında 12 milyon 800 bin gencimiz varmış 2023 yılında. Ve burada şey de çok önemli tabii. Bu gençlerin kaçı internete erişebiliyor? Yani bunun içerisinde dağda çobanlık yapması gerekenler var. Tarlada çiftçilik yapması gereken gençler var. Nasıl ki ömrünü hiç deniz görmemiş gençler varsa interneti de görmeyen gençlerimiz var bir şekilde hala daha Türkiye'de. Kesinlikle. Doğal olarak bu oranı da incelememiz gerekiyordu. Ve ben de yine TÜİK'ten aldığım veriye göre aktif olarak internet kullanabilen, internete erişebilen bireylerin oranı ülkemizin nüfusuna göre %87,1. Doğal olarak genç nüfus sayısıyla internet kullanabilen bireylerin oranını hesapladığımız zaman karşımıza internet kullanabilen genç nüfus sayısı 11.211.546 kişi olarak çıkıyor. Burada hemen ben ufak bir araya gireceğim ama bu hani internete erişebilen, hani birçoğunun belki bilgisayarı bile yok. Hani internete erişebiliyor ama sonuçta yazılım ya da teknoloji alanında bir şey yapmak için insanların bilgisayara da ihtiyacı var. Hani yani bu hani biz yine kaba taslak bir oran vermiş olacağız ama bunun daha da aşağısı olabilir diye ki düşünüyorum. Ki bence mümkündür. Yani bu oran bana çok yüksek geldi. Hı hı. Şeyde onu buraya not almadım ama hani içerisindeki internete erişebilen diye bir oran daha var. O %97 küsur gibi bir şeydi. Hı. Yani bu ne demek? Türkiye'nin %97 küsuru internete erişebiliyor demekse bence doğru bir veri olmayabilir yani. Yani bilemedim. Bir de tabii deprem falan da çok etkiledi. Deprem nüfusumuzu azalttı, internet altyapılarını çökertti. Aynen öyle. Yani biraz karışıklık ama edinebildiğimiz veriler bunlardı. Devam etmemiz gerekirse nihai sonucumuz 11.211.546 tane gencin internete erişebiliyor olmasıydı. Damla'nın itirazı üzerinde 24 yaşın üstündeki bir kısmı da buraya ekleyelim ve bu sayıyı 12 milyona, 13 milyona çıkaralım. Hadi 15 olsun yani. Hadi 15 milyona çıkaralım. Şimdi her 15 kişiden birini bilişim teknolojileri alanında yetiştirip istihdam sağlamak gerçekten kabil miydi yani? Bu gerçekten plan böyle mi yapıldı? Çünkü yani her 14-15 kişiden birini siz bilişim teknolojileri alanında yetiştirip belki uzman derecesine getirerek istihdam sağlıyor olabilmeniz ne derece mümkün ve ne derece mantıklı? Bir de mantık boyutu da var bunun. Hadi diyelim mümkün. Yani Hindistan'a döneriz öyle bir şey olursa da. Kesinlikle. Ya hani nüfusun bütün oranına şey yaptığına kıyasladığında bile 80 kişiden birinin yazılımcı değil de teknoloji alanında çalışıyor olması demek oluyor bu hani. O bile çok yani 80'de bir bile çok bana göre. Ki biz burada 14-15 13 kişiden birinden bahsediyoruz artık. Yani evet çok mantıklı bir şey değil. Yani hani o kadar çalışabilme mantıklı alanı da yani sanmıyorum ülkede onu kaldırabilecek kapasite yok teknoloji firmalarında diye düşünüyorum. Nitekim şu anda yaşayarak görüyoruz ki şirketler iş alımları durdurdu. Evet. Yani sadece dünya çapında değil, Türkiye'de de öyle. İş alımlar durdu, işten çıkışlar, layoff'lar başladı. Aynen öyle. Ve siz her 15 kişiden, bu da en iyi ihtimalle 15, ya benim sonuçlarıma göre 11-12 kişi olması lazım. Her 11-12 kişiden ya da 15 kişiden diyelim birini nasıl istihdam edebilirsiniz ki? Ya Türkiye'de bu kadar teknolojik altyapı yok. Yok yani. Sadece Türkiye'de bence dünya üzerinde de hani düşünsene 22 tane. Hindistan'a dönersin ve internet üzerinden iş yapmaya çalışırsın. Ve piyasayı böyle diplere çekersin. Yani mümkün olsa bile mantık açısından değerlendirdiğimizde ben çok da sağlam bir zemine oturduğunu şey yapamıyorum, göremiyorum. Kaldı ki her zaman söylediğim gibi tamam herkesi bilişimci yapalım. Muslukları kim tamir edecek? Ya bugün emin olun siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani videoyu izleyen genç arkadaşlarım bunu zaten biliyorlar da biraz nispeten yaşı büyükler yani gençlerin sohbetinden uzak kalmışlar. Yaşı büyükler demeyelim de. Yani ortamlarda konuşulan konu şu. Kombi tamircisi olalım. Kalorifer peteği ustası olalım. İşte bilmiyorum fayans mermer ustası olalım gibi artık konuşulan konular bunlar. Çünkü
gerçeklik bu. Artık bilişim sektöründe doygunluk var. Zaten konuşmuştuk bunu. Ona göre maaş durumları artık sizin bildiğiniz gibi değil. Bunu da konuşmuştuk. Ve gençler, daha doğrusu bilişim sektöründe zaten şu anda var olan ya da var olmaya çalışan gençlerin konuştuğu konu kombi tamircisi olalım. Çünkü maddi kazanç açısından daha verimli olduğunu biliyor gençler bunun. Evet. Bunu öngören ebeveynler de vardı zamanında. Çevremizde de vardı. Muhakkak ya iş vardı. Yükü açısından evet. Mesela biz bilgisayar başında çalışıyoruz ama beyin olarak ciddi bir efor harcıyoruz. Hani onlar beden de yani çalışıyorlar. Bazen hani böyle kıyaslamalar da oluyor. Yani siz oturarak kazanıp o parayı alıyorsunuz. Onlar hani çok daha fazla yoruluyorlar ama yorulmak sadece bedenle olan şey de değil. Hani kafa kesinlikle yorgunluğu da yani beden yorgunluğu uyuyup uyanınca geçebilen bir şey. Ama kafa yorgunluğu, sürekli düşünmek, o stres altında olmak ya bence hiç kolay değil. Yani, ama buna nispeten de maaşlar dediğin gibi yani düşmeye başladı. Ve nereye kadar böyle devam eder de bilmiyorum. Ya burada yazılımcıları artık küçümsemeye çalışanlar var, onu görüyoruz da. Şöyle bir şey sorayım size. Yazılımcıları yükseltmek veya işte ustaları, tamircileri düşürmek için söylemiyorum ama siz hangi musluk tamircisinin geceden başlayarak sabahlara kadar ders çalıştığını gördünüz 30 yaşındayken? Yani yazılımcılar olarak biz bunu yapıyoruz, yapmak zorundayız. Evet. Yani siz hangi kombi tamircisinin petek takmaya gelen ustanın gecelere kadar 50 farklı kaynaktan ders çalışarak, İngilizce kaynaklardan, Türkçe kaynaklardan ders çalışarak kendi kaynak oluşturmak istediğini gördünüz? Yok böyle bir şey. Yani yazılım gerçekten zor bir meslek ve bugüne kadar kazandığı parayı belki bunu tam söyleyecek kişi ben değilimdir ama yani ben bugüne kadar kazandığım parayı hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü siz gece futbol maçı izlerken ben ders çalışıyordum. Yani yazılımla alakalı bir şeyler çalışıyordum. Hepimiz öyleyiz. Yazılımda birçok kişi böyle. Doğal olarak yazılımcının musluk tamircisinden çok kazanıyor olmasına şaşırmayın. Bence şaşırılacak şey yazılımcının musluk tamircisinden daha fazla sayıda olması. Çok daha fazla sayıda olması. Daha doğrusu musluk tamircisi sayısının azalmış olması. Evet. O da pandemiden sonra bu hani yazılıma yönelme, işte bu 1 milyon istihdam projesinden sonra bir yönelme, artış. Ya ben mesela üniversite tercihi yaparken yazılım diye bir alanın olduğunu dahi bilmiyordum. Hı. Ama şu an çevremdeki herkes bundan haberdar. Hani evet. Benim sayemde değil aslında. Ya sokakta herhangi birini çevirip sorsanız hani artık muhakkak herkes biliyor. Çünkü ben mesela hani okuduğum dönemde yazılım mühendisliği okuyorum dediğimde ne o edebiyatla ilgili mi falan diye böyle şey hani şeyler soruyorlar. Hani bilmiyor ama artık bilmeyen yok. Gerçekten yok. Şey şakası yok. Da bitti. Aa yazılımcı mısın? Bilgisayarıma format at. Evet. Facebook ekleyebiliyor musun? Bitti. Devir değişiyor. Evet, çünkü artık öyle. Herkes yazılımın, yazılımcının ne demek olduğunu biliyor. Velhasılı kelam. Yani bu projenin tutmuş olma ihtimali nedir? İstihdam gerçekten sağlandı mı bilmiyoruz. Evet. Hani eğer bununla ilgili de bilgisi olan varsa bizimle paylaşabilir. Seviniriz biz de. Hani, çünkü erişemedik biz araştırmalarımız sonucu. Bugün anlatacaklarımız bu kadardı bu konuyla ilgili. Evet. Anlatmamızı istediğiniz, konuşmamızı istediğiniz başka konular varsa aslında bize ulaşabilirsiniz, yorum bırakabilirsiniz. Yorum bırakmak istemiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan, mail adreslerimizden de bize ulaşıp yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.